iyi akşamlar. 20 Ekim 2021, Çarşamba saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimizde, hashtagimizde, tabelamızda gel de anlat dedik. Uğraşıyoruz anlatmaya, siz de anlatmaya uğraşıyorsunuz. Umarım bir gün anlaşılacak. Göreceğiz, bakacağız. İlk haberimizle başlayalım. Bizim şu F-35, F-16, şu bu hikayesi biliyorsunuz. Son yılların en büyük diplomasi skandalı dediğim konu. Muhalefetin de gündemindeydi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün elimizde F-35 posteriyle kaldık dedi. Sayın Erdoğan'ın bütün önemli milli ve tırnak içi yerli konularda bakış açısı bedeli nedir? Parasal karşılığı nedir üzerindendir? İki kelime var. Kolay abi, kaç para? Şu el hareketini hatırlayın. Kolay. O kolayın anlamı ne? Paradır. Meral Akşener hükümetin dış politikasını sert sözlerle eleştirdi. Suriye'de Amerika ve Rusya'ya verilen sözlerin bedelinin ağır olduğunu söyledi. Kendisi Suriye'de şahsının politikalarını uyguluyor. Bedelini de milletimiz cebiyle, Mehmetçiğimiz ise canıyla ödüyor. Türkiye'nin gözü bugünlerde bir kez daha Suriye'ye döndü. İki polisin şehit olduğu saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa sürede gereken adımı atacağız dedi. Suriye'den ülkemize yönelik terör tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızda bertaraf etmekte kararlıyız. Kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmayan bir yerde. Bunu neye güvenerek söylüyorsun? Kankan Putin'le yaptığın gizli görüşmede Rusya'nın hava sahasını bize açacağının garantisini aldın mı? Topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız. Geçmişte sırf iç politikada rüzgar olsun diye yaptığın dış politika giderlerinden sonra her seferinde verdiğin tavizlerden yola çıkarak seni şimdiden uyarmak istiyorum. Eğer Afrin'de kalmak için her iki senede bir Putin'e 2,5 milyar dolar ödeyeceksen sana ev sahibi değil kiracı denir. Sakın günü kurtarmak ve kamuoyunu oyalamak için Putin'e o haracı ödemeyi aklından bile geçirme. Suriye'ye harekat beklentisi artarken Suriye ve Irak'ta Türk askerinin görev süresini 2 yıl daha uzatacak tezkere meclise sunuldu. Yetkili organlarımızla görüşeceğiz. Ayrıntılı olarak görüşüp kararımızı parlamentoda ifade edeceğiz. Eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oy vereceğimizi buradan ifade etmek isterim. Meral Akşener, Suriye konusunda hükümetin Rusya ile ilişkilerini de eleştirdi. Amerika ile işbirliği gerçekleşmeyince dümenin Moskova'ya kırıldığını, çok sayıda taviz verildiğini anlattı. S-400 örneğini verdi. Rusya ile iyi ilişkiler kurmak için taviz üstüne taviz verdi. Bu dahiyane ne vereyim abime yaklaşımının sonucunda bugün fellik fellik kurtulmanın yollarını aradığımız S-400'ler 2,5 milyar dolar peşin para karşılığında satın alındı. Akşener S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkartıldığını hatırlattı. Bunun bize maliyeti 120 milyar Türk lirası dedi. Öyle ki Türkiye bu alımı yaptığı için yıllardır yatırım yaptığı F-35 projesinden çıkartıldı. Ve yaklaşık 11 milyar dolarlık bir kayba uğradı. Dolayısıyla S-400 işinin bize maliyeti 13,5 milyar dolar yani 120 milyar Türk lirası oldu. Bunun karşılığında ise elimizde dekoratif roketlerimiz F-35'lerinde posterleri kaldı. Nihayet sadede geldik. Muhalefetiyle, iktidarıyla bakıyoruz. İktidardan bir açıklama yok ama Amerikalı muhataplara en azından soruluyor. Artık nasıl bu iş oldu, bu noktaya nasıl geldi diye soruluyor. Bunu bütün mufassal malumatıyla, bütün teferruatıyla anlatmaya çalıştım. Şimdi söyleyeceğim aslında tek cümleden ibarettir. 20 yıl boyunca, 20 yıldan fazla süre boyunca bir projenin içinde koca bir memleketi o ülkenin insanlarının vergileriyle bulunmuş bir ülkeyi
sonunda 3-5 ay içinde saçma sapan bir biçimde bir projenin dışına çıkarttığınızda nasıl bir skandal olduğunu anlamanızı isterim. 20 yıl bir işin içindeysem, orada değil F-35, yok savaş uçağı, saldırı uçağı, şu bu, paçalı güvercin üretiliyor olsa o projeden çıkmam, vazgeçmem. Bunu bir kenara yazın. Efendim şimdi geçelim bütçe maratonuna. Bütçe maratonu başladı. Bütçe maratonunda elbette yine eleştiriler var. Çünkü bütçede işçi var mı, memur var mı, emekli var mı, EYT'li var mı? Efendim bu bütçenin içinde 3600 ek gösterge var mı? Bütün bunlar önemli sorular ve yok. Enflasyonu tek hanelere indirmeye kararlıyız. Sayın Oktay'ın önce yapması gereken şey milletten özür dilemek olmalıydı. Hiçbir hedefi tutturamadığı için. Bu bütçe sarayın bütçesidir. Yalnızca %1'in bütçesidir. Bu bütçenin içerisinde halk yoktur, işçi yoktur, emekli yoktur, çiftçi yoktur. Faiz vardır, rant vardır, yoksulluk vardır. Son bütçenizi bari sakin. Muhalefet bu son bütçeniz diye seslendi. İktidar sıralarından sesler yükseldi. 2022 yılı bütçe görüşmelerinin ilk gününden gergin bir başlangıç yaptı vekiller. Otur orada otur. Otur. Dinle, saygı düşesi, saygılı ol. Bütçe teklifi plan bütçe komisyonunun önünde ama tartışması meclisin dört bir yanında. Saraya değil, halka, bütçe, yandaşa değil. Emekçiye bütçe. HDP'li vekiller ellerinde pankart, sloganlarla meclis bahçesinde yürüyüş yaparken genel kurulda da gündemdi bütçe. Çiftçiyi, köylüyü, esnafı, işçiyi, işsizi, öğrenciyi, sağlık çalışanını, 3600 bekleyeni, EYT'liyi enflasyona ezdirdiniz. AK Parti grubuna sesleniyorum. Yani bari Cumhurbaşkanını koruyun ya. Bir tane Cumhurbaşkanınız var ya. Onu niye enflasyona ezdiriyorsunuz kardeşim? Muhalefet otobüs, minibüs, kamyon, arazi aracı, otomobil, farklı çeşitlerde 415 taşıtı olan Cumhurbaşkanlığı gelecek yıl 25 araç daha alınmasına da tepkili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %14'lük artışla 88 bin liralık maaşının 100 bine yükseltilmesine de. Memura %5, Cumhurbaşkanı 14,5. Ben diyorum ki hayır, Cumhurbaşkanı 19,5 yapın. Bizim memurumuz sizin karnınızı 20 yıldır çekiyor, bunu da çeker. Bir tane Cumhurbaşkanınız var. Erdoğan'ın maaşına son 5 yılda yaklaşık %70 zam yapıldı. Emekli maaşıyla birlikte 2022'de aylık geliri 140 bin lirayı aşacak. Muhalefet birkaç kurumdan huzur hakkı alarak aylık geliri Cumhurbaşkanı'nı bile geçen bürokratları da hatırlattı. Devlette üçer beşer maaş alan haramzadelerden devleti adeta babalarının çiftliği gibi yöneten, bu anlayıştan hesap soracağız. 5 maaşlı danışmanlar, gelinler, damatlar ve yeğenler sarayda sefa sürerken haram olsun, zıkkım olsun. Türkiye en düşük asgari ücret sıralamasında Avrupa da sondan ikinci olmuş durumda. Cumhurbaşkanlığı 2022 bütçe teklifi yaklaşık %3,7 azalış göstermiş ve 3.800.000 lira olarak belirlenmiştir. Bu salonda emekliler yok. Ay sonunda getiremeyen memurlar yok. Ataması yapılmayan öğretmenler yok. Bu salonda çiftçiler yok. Var mı? Bütçe maratonu bir ay sürecek. Muhalefet kameralara kapalı, sadece hükümet sunumlarının kayda alındığı bütçe görüşmelerinin halka canlı yayınlanmasını istiyor. Canlı olarak yayınlanmasını talep ediyorum. Bugün muhalefetten tebdili kıyafete de tepki vardı biliyorsunuz. Dün paylaştık bunu. AK Parti'nin bir genel başkan yardımcısı, pek çok var. Sayısını bilmiyoruz. Öyle bir siyasi partilerde böyle bir durum var. Artık siyasi partiler böyle doğum günü partisi falan gibi bir şeye dönüştüler. Dolayısıyla yani genel başkan yardımcıları var. O da dedi ki ya biz bu pahalılığın filan halkın sıkıntılarının nabzını tutmak için teşkilatımız tebdili kıyafet dolaşıyor halkın arasında dedi. Kendileri halkın arasında değil, neredeler acaba diye sorduk biz de. Bugün muhalefetten de buna tepki vardı. Faizler ve enflasyon tavan, dolar 10 liraya koşuyor. Müdahale etsene kardeşim. Normalde Merkez Bankası'nın müdahale etmesi lazım değil mi? Dolar satması lazım. Kendi doları yok ki satsın. Çünkü rezervler Merkez Bankası'nın değil.
128 milyar doları çatır çatır yediler. Merkez Bankası da tam takır kuru bakır kaldı. Muhalefet liderleri döviz kurlarının artışını neden durduramıyorsunuz sorusuyla iktidarın peşinde. Merkez Bankası da muhalefetin hedefinde liderler 128 milyar dolar hatırlatması yaptı. Rezervler sıfırlandı. Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı kaldı diye ses yükseltti. Diyorlar ki Merkez Bankası'nın kasasında 123 milyar dolar para var. Bir senti bile Merkez Bankası'nın kendi parası değil. Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 43 milyar dolar. Yani Merkez Bankası bugün dükkanı kapatacağım dese 43 milyar dolar para ihtiyacı var. Türkiye'nin en güzide kurumunda ne bağımsızlık kaldı ne de itibar. Sadece kur, rezerv değil, bütçeden yapılan faiz ödemeleri de gündeminde muhalefetin. Devlet bütçesinden sadece bu yıl 200 milyar lira faiz ödemesi yapılacak. 200 milyar lira Türkiye'de kayıtlı 22 milyon çalışanın vergilerinden daha yüksek. Yani 22 milyonun ödediği verginin tamamı faize gidecek. Kim ödüyor bu faizleri? Bu ülkenin fakir fukarası ödüyor. Memuru ödüyor, esnafı ödüyor. Ekonomik gidişat için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in halkın içinde tebdili kıyafet geziyor, raporlar hazırlıyoruz sözleri de Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu konuşturdu. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Sahaya gönderdiğimiz tebdili kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve Genel Başkanımıza arz ediyoruz. Allah aşkına ekonominin durumunu bilmek için tedbirli kıyafetle gezmeye gerek var mı? Ya akıl alacak şey değil. Ya bunlar gerçekleri görmüyorlar mı? Hangi çağda yaşıyorlar bunlar ya? O tebdili kıyafetin anlamı AK Parti yöneticisi ve mensubu olarak vatandaşın arasında gezememe korkusu. Ali Babacan da Ankara Haymana'daydı. Esnaf gezdi. Gündem artan faturalardı. Özellikle de elektrik faturası. Elektrik faturası el yakıyor yani. Ya. Elektrik ne geliyor? Gündüzden aşağı gelmiyor abicim. O da gündüz söndürüyorsun, akşam az yakıyorsun. He? Akşam hemen yakıyorum, ezandan sonra kapatıyorum. Esnaf Şimdi bütçede bir vergi yükü var ve o vergi yükü yine büyük ölçüde çalışanların, sabit gelirlerin, bordroyla geçinmeye çalışanların sırtında. Hükümet gelir vergisinden bir büyük bir miktar artış bekliyor ve buradan nereye ödeme yapılacak? 31 milyar lira olan müteahhitlere yapılacak ödemeler, garanti ödemeler var ya, köprüler filan. Efendim ya da işte bunun gibi bir takım başka faaliyetler. 31 milyar liradan 42,5 milyar liraya çıkarılıyor. Vatandaş da diyor ki, sırtında ya, patron vatandaş, vergiyi veren sabit gelirli, onun bordrosundan kesiliyor. Bakın onlar da diyor ki müteahhitlere sevgilerle. Çalışanlar %28.3 daha fazla vergi ödeyecekler. Muazzam bir artış. Kanının son damlasına kadar emiliyor çalışanlar. Çalışanların sırtındaki ağır yükün adı daha maaşlarını bile almadan ödedikleri gelir vergisi. 2022 yılında daha da artacak. Çünkü bu yıl boyunca 204.6 milyar lira gelir vergisi toplamayı hedefleyen hükümet gelecek yıl için hedefini 58 milyar lira daha arttırdı. %28 oranında 262.6 milyar liraya yükseltti. İşverenin ödeyeceği kurumlar vergisindeki artış oranı ise %12.2 ile sınırlı kaldı. Yani bütçedeki en ağır yük gelecek yılda çalışanların üzerine bindi. Diyor ki yönetim, 2022 yılında %5 ekonomi büyüyecek, %12'nin üzerinde enflasyon, istihdamı artıracak, çalışan sayısı artacak ve çalışan sayısı arttığı için daha fazla vergi toplanacak çalışanlar. Kişi başına vergi yükünün ekstra artırılması olayı değil buradaki. Çalışan sayısında artışı bekliyorlar, yüksek artış bekliyorlar. 2022 yılı bütçesinde bekleniyor o artış. Hükümet gelecek yıl halktan ve şirketlerden toplam 1 trilyon 430 milyar lira vergi toplamayı hedefliyor. Bütçeyi oluşturan en büyük dilim çalışanlara ait. Kurumlara geliyor diyor ki yok, büyüme ve şey kurumları etkilemeyecek diyor. Kurumlarda daha düşük vergi kalacak. Sadece enflasyon oranında vergi olacak. Peki kurumlar büyüyemezse istihdam nasıl artacak? Onu galiba bütçeyi hazırlayan arkadaşlar es geçmişler. Bu ilginç bir bütçe hazırlama. Galiba orada gözden kaçırmışlar.
Burada bir çelişki var. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'yi şaşırtan bütçede birçok vergi kalemindeki artış memur ve emekliye yapılan %12'lik zammın çok daha üzerinde. 2825 lira maaşıyla geçinmeye çalışan asgari ücretli bile brüt maaşının 752 lirasını vergi ve kesintilere ödüyor. Hükümet halktan toplayarak elde ettiği vergi gelirinin bir kısmını müteahhitlere ödeyecek. Kasadan tek kuruş çıkmayacak denilerek yap işlet devret modeliyle yapılan köprü, otoyol ve şehir hastaneleri için müteahhitlere yapılacak garanti ödemesi miktarı kur artışının da etkisiyle 31 milyar liradan 42,5 milyar liraya çıkarıldı. Bu da planlanan para. Yani bunun daha üzerinde de olabilir. 2017 yılından bu yana bütçeden müteahhitlere ayrılan tutarın toplamı 128 milyar lirayı geçti. Sadece 2022 yılında ödenecek rakamsa birçok bakanlığın bütçesinden daha fazla. Artık Türkiye'de yeni bir bakanlık bütçesi oluşmuştur. Bu da hazine garantili müteahhit bütçesi. Hep beraber çalışacağız ve bunları ödemeye devam edeceğiz. Gençler, evlatlarımız, çocuklarımız, onların hayatlarını 5-6 hazine garantili müteahhite ipotek ettik. Bu memlekette kimsenin borcu kalmadı. Bu memleket her şeyi ödedi. Osmanlı'nın borçlarını da ödedi. Son dönemindeki bütün o abuk subuk yönetimin maliyetini de hepsini ödedi. Yani son birkaç 10 yıl öncesine kadar hala ödüyordu. Bu memleket insanı öyle. Bu memleket insanı çalışır. Bakın, talep etmesi gereken bu memleketin insanının hak ettiği, talep etmesi gereken şey şu günkü gelirinin 5 kat fazlasıdır. Bu ülkenin öyle bir potansiyeli var. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Patron sizsiniz. Bugünkü gelirinizi 5 ile çarpmalısınız. Hep söylediğim şey, kimin yönettiğiyle değil, nasıl yönettiğiyle ilgilenirim. Ve şu an gördüğüm şey doğru değil. Efendim, arkadaşlarım dediler ki mesaj okuyacaktın, doğru. Çünkü tam buna uygun birkaç tane izleyici mesajımız var. Onlardan okumak istiyorum. Gel de anlat demiş bir izleyicimiz. İlk defa kendi parasıyla market alışverişi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz ediyor. Kıymetli izleyicimiz anında maaşına %14 zam yaptı. Birazcık marketi, çarşıyı, pazarı görünce insan gerçeklerle böyle yüzleşiyor. Bir başka izleyicimiz neyi anlatalım, zamları mı, geçim gücünün gün geçtikçe zorlandığını mı, gelecek kaygısı olan gençleri mi, 15 yaşındaki oğlumun bu yaşta zamları konuşmasını mı, neyi anlatalım diyor. Geleceğiz onlara. Onlarla ilgili söyleyecek şeylerimiz de var. Şimdi siyasetten devam edelim. Büyükelçiler biliyorsunuz Osman Kavala ile ilgili bir açıklama yaptılar. İktidar tarafından sert tepkilerle karşılaştılar. Efendim bu arada muhalefetten de tepkiler var. Onlarsa hem elçilere hem de iktidara tepkili. Türkiye'ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız. Ama dışarıdan müdahale etmesine ortam hazırlayacak yönetimi de kabul etmeyiz. Öyle bir yönetim de olmaz. Rahip Bronson'u hatırlatan eylem ve söylemlerden Türkiye'nin uzak durmasının, Türkiye'nin itibarını öne koymasını tavsiye ederiz. 10 Batı ülkesi büyükelçisinin 4 yıldır tutuklu iş insanı Osman Kavala için serbest bırakılsın çağrısı iktidarı ayağa kaldırdı. Muhalefetle dış müdahaleye hayır dedi. Akşener'in Rahip Brunson olayı gibi olmasın uyarısıyla Osman Kavala tartışması Soros'a kadar uzandı. Osman Kavala neden hapiste? Osman Kavala Soros'cudur. Osman Kavala sizin tanımınıza göre Soros'cu, öyle mi? Peki Soros'la masaya kim oturdu? Ben ve Sayın Kılıçdaroğlu değil. Dışişleri Bakanlığı'na böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulur muyuz? Hayır, bulmayız. Cumhur İttifakı Ortağı Bahçeli Osman Kavala Sorosçu demişti. Akşener'de isim vermeden Erdoğan'ın yıllar önce Soros'la olan buluşmasına gönderme yaptı. Millet İttifakı ortakları iktidara hukuku işletin çağrısıyla yüklendi. Türk yargısı bitti demeden bitmez. Onunuz değil. Yüzünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız, zerre. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz. Bütün bunların önüne geçecek tek yolun gerçekten hukukun işletilmesidir. Türkiye'deki hukuku, yargıyı oluşturan kurumların işlemesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyacağı sözünü verdi. Bir ülkenin itibarı imza attığı bir sözleşmenin arkasında durmaktır. 10 tane büyükelçinin şımarttığı
bir siyaset nasip etmesin. Millet İttifakı 10 Büyükelçinin Osman Kavala çağrısına hukuk itibar hatırlatmasıyla cevap verdi ama tartışma bir anda iç politikaya da döndü. Bize hesap soracaklarmış. Neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Avrupalı 10 Büyükelçiyle beraber bize Kadı Dağı'nın hesabını mı soracaksın? Mafyatik ilişkilerine çomak soktuk. Saray panikledi. Kıyameti kopardılar. Türkiye'nin her yerinden böyle yolsuzluk dosyaları yağmur gibi yağmaya başladı. Zamanı gelince hepsini açıklayacağız. Türkiye'de her üç gençten biri işsizken, biri yapması gereken aldığı eğitimin gerektirdiği işi yapmazken, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın torpil listeleri meclisin gündemindeydi. 6500 savcı Erdoğan'ın rehinidir. Erdoğan'ın baskısı, basıncı tahakküm altındadır. Ayıptır, günahtır. TÜGVA, Türkiye'de torpilin adı, kul hakkı yeme vakfı. Kimin elinde ne delil, ne belge, ne bilgi varsa Cumhuriyet Başsavcılıklarına ulaştırsınlar. Ama yapmazlarsa müfteriyi ilan edeceğiz. Şu anda yargı süreci devam ediyor. TÜGVA polemiği Meclis Genel Kurulu'na taşındı, sesler yükseldi. Peygamber Efendimizin hiç tercihli vakfı yoktu. Ben biliyorum arkadaşlar, hepinizin, büyük çoğunluğunuzun vicdanında bir yara var. TÜGVA ile ilgili milletin kör kuruşunu çalandan hesap sorulacak kardeşim. Bu ülkenin kaynaklarının tamamı TÜGVA gibi kurumlarla kendi yandaşlarına peşkeş çekiliyor. TÜGVA üzerinden referans yoluyla TSK, emniyet ve yargıya yüzlerce kişinin yerleştirildiği devlette kadrolaşma iddiaları siyasetin gündeminden düşmüyor. Muhalefet öfkeli. Bir cumhurbaşkanının oğlu torpille devlete adam yerleştiremez. Eğer torpille devlete adam yerleştiriyorsa o yerleştirdiği kişi devletin memuru değil sarayın memuru olur. Kamuda işe girmek için AK Partili amca, teyze, dayı ve kayınçolar üzerinden giden gayri ahlaki torpil mekanizmaları çalışmaya başlıyor. Bir cumhurbaşkanının oğlu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bürokratları tamamını toplayıp onlara milli eğitim politikasını anlatıyorsa bir sorunumuz var demektir. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Bu yetkiyi kimden alıyorsun sen? Cumhurbaşkanının oğlu olmak sana bütün bu kanunsuzlukları yapma hakkı veriyor mu? TÜGVA gibi ne dolaplar çevirdiği, daha yeni yeni açığa çıkmaya başlayan vakıf görünümlü alengirli yapılar da bu sayede güçlenmeye başlıyor. Siz TÜGVA'da karışık kuruş, abuk subuk bir şey yapıyor musunuz? Hayır. Niye uğraşıyorlar işte? CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜGVA'nın kurucusu, aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu olan Bilal Erdoğan'a dikkat çekti. CHP lideri ayrıca TÜGVA üzerinden yaşanan torpil iddiaları için FETÖ taktiği dedi. Asıl kızdığım TÜGVA'nın amacının dışına çıkmasıdır. Devlete adam yerleştirmesidir. Devletin içinde paralel yapı olur mu? Daha da başarılı oldun. Onlar da kıskançlıklarından çatlasın. Başörtüsü zulmü yapan memurdan da hesap sorulur. Hırsızlığın altına imza atan da hesap sorulur. Taciz etme, laf atacaksan laf at. Lütfen. Türkiye Gençlik Vakfı ile ilgili iddialarla Kılıçdaroğlu'nun memurlara kanunsuz işlere imza atmayın uyarısıyla iktidar muhalefet karşı karşıya. Bir kıskançlıktan çatlasınlar geldi gidiyor. Önce Almanya ile filan başladık. Şimdi ülkede, memlekette de böyle şeyler söyleniyor. Görüyorsunuz. Bakalım bu torpil listeleriyle ilgili iddialarda netice ne olacak? Aydınlanacak mıyız kamuoyu olarak? Gençlerimiz haber bekliyor. Gençlerimiz diyorlar ki yani insanlar geçinemiyor. Her şey çok çok pahalı. Maaşlar yetmiyor. İş bulsak bile diyenlerimiz var. Ama gel de bunu anlat. Emeklilikte yaşa takılanların hak gaspından dolayı gelirsiz kaldığını, pembe gözlük takıp ekonomiyi çok iyi algısı yapanlara gel de anlat demiş bir başka izleyicimiz. Şimdi geçelim muhalefetin 6 partinin parlamenter sisteme dönüşle ilgili çalışmalarına. Bu parlamenter sisteme dönüş taslağı Aralık'ta önümüzde olacakmış, partilerde olacakmış, kamuoyuyla da herhalde paylaşılacak. Haydi Sayın Erdoğan, vakit tamam. Çırpınmanın, çamura yatmanın alemi yok. Artık vakit hesap vakti. Vakit sandık vakti. Vakit iyilerin vakti. Hiç kimse merak etmesin.
geliyor, gelmekte olan az kaldı. Millet İttifakı'nın başını çeken CHP ve İYİ Parti liderleri meclisteki grup toplantılarından verdikleri iddialı mesajların ardından bir araya geldiler. Kurmayların değişik ettiği CHP Genel Merkezi'ndeki 1,5 saatlik Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde sıcak gündem ekonomi, ortak payda güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisiydi. Ortak açıklamada liderlerin dili de ortaktı, istişare vurgusu dikkat çekti. Türkiye'nin arınması lazım, kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım. Bunun için de istişarelerde bulunduk. Bizi yönetenlere de istişare kavramı tekrar hayatlarına almasına örnek olması gerektiğini düşünüyorum. İYİ Parti'nin yaptığı çalışmayı Kılıçdaroğlu'na bir dosya halinde iletti Akşener. Diğer partilere de götüreceklerini söyledi. Gelecek ve Deva'nın da katılımıyla 6 partiyi aynı masa etrafında buluşturan güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için takvim de netleşti. Aralık ayında umarım 6 siyasi partinin de üzerinde uzlaştığı temel ilkeler ortaya çıkmış olur. İttifak ortaklarına HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın ileride demokratik iktidarın bir parçası olacağız. Boşuna bedel ödemedik çıkışı ve Millet İttifakı'nda HDP'nin yeri soruldu. Neresinden bakalım? Ortada seçim yok. Bizlerle ilgili bir şey olduğu zaman 10 adım sonrasında siz şunu yapacaksınız diye parmaklar sallanıyor. Sayın Buldan'ın ne söylediğini bilmiyorum. Şu anda sizden duydum. Ama bizim gündemimizde böyle bir durum yoktur. Bu ülkenin değerli insanları, kıymetli izleyicilerimiz. Bakın, bir sistem değişikliğine, herhangi bir seçimde, herhangi bir partiye oy vermek konusunda filan sonra seçmenlerin aralarında tartıştıklarını da, sosyal medyada da bir takım polemiklerin yürüdüğünü görüyorum bir yandan. Oy vermek, herhangi bir kararla oy vermek ayıp değil. Kimse birbirini ayıplayamaz. Doğru olup yanlış olduğunu sorgulayamaz. Eleştirebilir, üstüne analizler yapılabilir. Ama seçmenin birbirine sırtını dönmemesi lazım. Siz siyasete kanmayın. Siz bir arada yaşayın. Ve birlikte bir çare üretin. Çünkü patron sizsiniz. Çünkü bütün yükü siz üstleniyorsunuz. Siyasetçilerin işvereni sizsiniz. Bugün birini göreve getirirsiniz. Sonra alır, beğenmiyorsanız eskisini yerine geri getirirsiniz. Başka birini bulursunuz. Birilerini bulursunuz. Dolayısıyla oyun ayıbı olmaz. Bu yanlış bir tartışma. Kimse kimseyi ayıplayamaz. Zaten o zaman oy olmazdı. Ama üstüne konuşacağız elbet. Bakın, başkanlık sistemi Türkiye usulü. Dünyada eşi görülmemiş, belki de tarihte eşi pek görülmemiş. Olağanüstü yetkilerle donatılmış. Efendim, meclisi bir kenara itmiş. Türkiye'deki bu sistemin neticesiyle ilgili gerçeklerden, hiç yoruma yer yok burada. Yola çıkarak bir şey söyleyelim. Bakın, kişi başı milli gelir. 2018'de bu sistem gelmeden 9.000 dolar. Orada da düşmeye başlamış zaten, 2013'ten itibaren falan düşüyor. Sonra 2020'de 7.000 dolar artı eksi kişi başına gelir. Dolar kuru 2018'de 4,5 liraymış. Bugün 9.25'ti ben bıraktığımda, şu anda nedir bilmiyorum. İnşallah düşer. İki katından fazla bir artış söz konusu. Mesela Merkez Bankası, oradaki değişiklikler falan çok etkiliyor hayatımızı biliyorsunuz. Merkez Bankası başkanlarının görev süresi. Bu sistem gelmeden önce ortalama 3 yılmış. Şimdi 3 yılda 4 başkan değişti ve neticesini görüyorsunuz. Ne oluyor, farkında mısınız? Ne olduğunun farkında mısınız? Bütün bunlar tamam, memlekete para girsin, işte şu olsun, bu olsun da aman dış ticaret dengesi filan, ihracatımız az. Bu arada milli servetten gidiyor. Ülkenin varlıkları, ülkenin tamamı, turizminden ürettiği ürüne kadar. Kendi şirketlerine, borsadaki şirketlerine kadar varlıklarının değeri düşüyor, ucuzluyor ve gidiyor ama vatandan gidiyor. Bilmiyorum farkında mısınız? Efendim, şimdi geçelim İstanbul ve taksi meselesine. Orada da biliyorsunuz plaka sahiplerinin otomobil taksileri kullanması, sürmesi gibi yeni bir durum söz konusu. Acaba olacak mı? Araç kullanmayı unuttular mı? Plaka ağlarından bahsediyorum. Buyurun, taksi sıkıntısı. Kemiksiz dediğimiz, yani esnafın diliyle çok net 2 milyar TL net parayı hiçbir sorumluluk almadan bunu
cebe indiriyorlar. Ben buna artık plaka karteli diyorum. Bunun sigortası var mı, vergisi var mı peki Suat Bey? Ya hiçbir sözleşme yok, hiçbir fatura yok. Her birinde 4-5 tane hissedar var. Buna bijon paylaşımı, tekerlek paylaşımı, hisse diye adlandırıyorlar. Ekmek teknesiydi. Son yıllarda bijon ya da tekerlek paylaşımı adı altında taksi, bazılarına rant kapısı oldu İstanbul'da. Plaka sahibi dışında 2 milyar liralık net kazancın döndüğü kartel yapısı var diyen İBB Ulaşım Komisyonu üyesi ve İyi Parti sözcüsü Suat Sarı'nın iddiası çarpıcı. %95'i araçları kullanmıyorlar. Bunlar bunu bir organizasyona, bir gruba kiralıyorlar. Yani sistemin iş algoritması aynen şöyle. 7000 TL'ye 8000 TL civarında plaka sahibi kiralıyor aylık olarak. Bunu kiralayanlar ya bir alt taşerona ya da kendileri şoförlere 12 saati 300 lira, günlüğü 600 lira, yani aylık 18000 TL'ye kiralamış oluyorlar. Ne oluyor bu durumda Gülşah Hanım? 11.000 lira bir fark var. Yılda 2 milyar TL eder. 2 milyar TL net parayı hiçbir sorumluluk almadan bunu cebe indiriyorlar. O tarafa gidersen götüreyim bir muhabbete gir dedi. Yolcu seçme oluyor. Bana bir Eminönü. Ben şimdi Eminönü'ne dönsem 12'de değişimi yapamıyorum. Sivil polise denk gelen taksici kendini böyle savundu ama cezadan kaçamadı. Taksicilerin başına buyrukluğuna karşı denetimler giderek sıklaşırken emekçi sürücüler de isyanda. Çünkü onlar bu sistemin en az kazananı. 30 liraya 20 liraya yolcu taşıyorum. 50 euroya taşıyan yerler neden çekilmiyor? İşin gerçeğini ben size söyleyeyim. En çarpıcı örnek şu. 17.395 taksi plakası var ama sahibi 50.000-60.000. İşte bu borsaya karşı İBB 30 yıl önce plakalar verilirken çıkarılan yasayı uygulamaya koydu. Plaka sahibi tek bir kişi olmalı ve geçimini sadece taksicilikle sağlamalı. Bunu biz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak kesinlikle yargıya taşıyacağız, kabul etmiyoruz. İki veya üç tane arkadaş, komşu, tanıdık bir araya gelip bir ticari taksi satın alabiliyorlardır. Oda Başkan'ın bu açıklamasına İBB sözcüsü Murat Ongun, Eyüp Bey de direksiyon başına geçecek diyerek karşılık verdi. Çünkü Eyüp Aksu'nun taksisi daha önce de gündem olmuştu UKOME'de. Denetimlerde birçok taksiye ceza yazıldı. Bunun içinde sizin taksiniz de var Eyüp Bey. Bakalım araç kullanmayı unutmuş mu? Efendim şimdi bir süredir biliyorsunuz öğrencilerin barınma sorunları gündemde. Önce bir yurt açığı ortaya çıktı. Bununla ilgili seferberlik ilan edildi. Belediyeler devreye girdi. Sonra güvenlikle ilgili problemlerden bahsedildi. Başka bir mesele daha var. Öğrenci yurtlarında internet kıtlığı. Öğrenciler bu kez İstanbul'da Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdundan ses yükseltti. İlk talepleri kotasız internet ve kolay ulaşımdı. Barınacak yer bulmak üniversite öğrencileri için en büyük sorun. Yurtlar yetersiz, kiralar yüksek. Yurt bulanın da başka sorunları var. İddiaya göre Kanuni Sultan Süleyman Kredili Yurtlar Kurumu yurduyla tek ulaşım aracı olan metro istasyonu arasındaki yolda bir haftada 3 farklı bıçaklı saldırı yaşandı. Öğrenciler can güvenlikleri için ulaşım seçeneklerinin artırılmasını talep etti. Ancak taleplerine karşılık bulamayınca gece yurt bahçesinden seslendiler yetkililere. Öğrenciler otobüs seferi istediklerini dile getirdi ancak tek sıkıntıları bu değildi. Dersleri, araştırmaları için kullanmaları gereken internet sınırlı yurtlarda. Kotasız internet istediler. Bir de sağlıklı ve taze yemek. Öğrencilerin yol talebine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan yanıt geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız mesajını verdi. Yurt yönetimi de öğrencilerin yanına gelerek taleplerini dinledi. Ya bu internet meselesi hakikaten miyim? Bir sürü operatör var. İnterneti satıyorlar. Öyle onların iskileri. Veya işte artık neyse su dağıtım şebekesi filan. Yeni bir çağdayız, başka bir dönem yaşıyoruz. Ne yatırım yapıyorlar, nasıl yapıyorlar onu da göremiyoruz, ölçemiyoruz. Ya bu interneti böyle damla damla veriyorlar. İnternet dediğin şey artık bu çağda
atmosferik olmalı, hava gibi olmalı, bedava olmalı, nefes alır gibi internetimiz olmalı. Onun sınırı neymiş ya? Öğrenciye sınır olur mu internette? Nasıl gelişeceksiniz kardeşim? Bir sürü plan yapılıyor. Yok efendim 2023 hedefleri şunları bunları. Nasıl gelişeceksiniz? Öğrenciye böyle damla damla internet satarak nasıl gelişeceksiniz? Ben de bunu dile getiriyorum. Artık hava gibi internet olsun, bedava olsun. Öğrenciye başta bedava olsun, sonra da herkese olsun. Buradan artık para kazanmasın kardeşim bu işten para kazanmaya çalışanlar. Yetti ya. Bu bir devlet hizmeti olsun. Bir vatandaşlık hakkı olsun bu. Bu kadar vergi veriliyor bu ülkede. Bunu talep edin seçimde. Efendim şimdi sağlıkta da sağlık çalışanlarının, doktorların bilhassa bir takım şikayetleri var. Onlardan bir tanesi yeni bir uygulama 5 dakikada hastaların muayene süresinin sınırlanması durumu. 5 dakikada anlat anlatabilirsen. Sağlık 5 dakikada hasta nasıl muayene edilebilir? 5 dakikada hasta muayene edilemez. Hele bu sistemde hiç edilemez. Sağlık Bakanlığı randevu sistemi üzerinden hastaların randevu aralıklarını 5 dakikaya indirdi. Hasta 5 dakika içinde derdini anlatacak, doktor tanı koyacak. Oysa bu sistemin işleyişini bile anlatmak 5 dakikadan uzun sürüyor. Sizle röportaja başladık. 5 dakikadan uzun sürdü röportajımızda. Aslında siz hakim olduğunuz bir konuyu anlatıyorsunuz ama hastalar geldiğinde bilmedikleri bir şeyin cevabını arıyorlar. Hakikaten çok iyi bir şeyin altını çizdiniz. Önce size güvenecek hasta. Size derdini açacak, içini açacak. Bu mümkün mü böyle bir şey? 5 dakikada bu mümkün mü? Bizim çocuğumuzun hastalığı öyle 5 dakikada olacak bir şey değil. Zehirlere bakacak, talihlisi talih yapacak. 24 saat hiç uyumadan kamyon kullanan ya otobüs kullanan bir otobüse binmek istemezsiniz. O şoförün yolcusu olmak istemezsiniz. Eyvallah bir doktorun da 99. 100. hastası olmak istemezsiniz. Ne kadar sürdü muayeneniz? Çok kısa sürdü. 12.30 randevumuz vardı. 5 dakika bekledik, hemen hallettik. 5 dakika yetersiz. 5 dakikada ne yapabilir ki? O zaman tanıyı koymadan yalan yanlış bir tanı konulacak. Mesela geldiniz, derdinizi anlatmaya başladınız. Hekim zaten 5 dakika doluyor derdimi anlatana kadar. Ne hekimler memnun ne hastalar. Zaten hastalar derdini bile anlatamadan doluyor süre. Doktorlar 5 dakikada hekimlik olmaz diyerek uygulanması imkansız bu sistemin kaldırılmasını talep ettiler. Hekimlere 5 dakika muayene zorunluluğu getirildi her bir hasta için. Durum böyle olunca da hekimler günlük ortalama 100 hasta bakmak zorunda kaldı. Eğer 100 hastayı tamamlayamazlarsa da döner sermaye neden alacakları paylarda kesinti yaşanacak. Ne kadar çok hasta bakarsanız o kadar para. Yani sistem aslında büyük kısmı o. Yürüyecek bir sistem değil. Hani mesleğin doğasına da aykırı bir sistem. Para sağlığın önüne geçiyor o zaman. Kesinlikle yani paran kadar sağlık gibi. Hasta bu kapıdan içeri girdikten sonra muayene odasında 5 dakika süresi var. 5 dakikada derdini hekime anlatması lazım. Hekimin sisteme girmesi ve muayeneden sonra da tahlil istemesi. Ve bunların hepsinin tahlillerin de incelenmesi dahil 5 dakika içerisinde tamamlanması lazım. Bunun 5 dakikaya sığmayacağı zaten çok açık, çok ortada. Bu sistemin tam olarak tıkandığını, iflas ettiğini gösteren bir şey. Zaten bunu bu sistemi kurgulayanlar da biliyor. Hastanelerde randevulara erişmek hiç de kolay değil. Özellikle bazı branşlar için haftalar sonrası için randevu oluşturulabiliyor. Şimdi geldik aynı noktaya. Bakın bu haber yayınlandı. Haberin arkasından önünden ben bir miktar konuştum filan. Bakın 5 dakika doldu. Ben anlatabildim mi derdimi? Ki ben yani hekime anlatmıyorum. Hayati bir meselem var mı yok mu onu ayrıca tartışmak lazım. Dolayısıyla bir de hastaların durumunu, hekimlerin durumunu düşünün. Efendim şimdi gelelim. Aşıyla ilgili haberimiz var. Aşı çocuklarda hastaneye yatışı %93 azaltıyor diyorlar. Sağlık Bakanımız açıkladı. Gittikçe hastalık yaşı aşağılara çekiliyor. Hastaların %50'si 30 yaşın altında.
Çok büyük bir kısmı daha düşük yaşlarda. Virüs mutasyonların etkisiyle hızla yayılıyor. Okulların ve üniversitelerin de açılmasıyla salgında yaş ortalaması giderek düşüyor. Son 24 saatte hastalık yüzünden 223 kişi daha hayatını kaybetti. 30.862 de yeni vaka var. Salgına karşı aşının koruyucu etkisini Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son araştırması da ortaya koydu. İki doz BioNTech aşısının 12-18 yaş arası hastane yatışlarını %93 oranında önlediği duyuruldu. Türkiye'deki tüm çocuk hekimleri adına şunu sizlere söylemek istiyorum. Aşı oldukça güvenilir. Genç nüfusun ve çocukların özellikle 12 yaş üzerinde aşılanması çok büyük önemi var. Türk Pediatri Kongresi'nde de ana gündem koronavirüstü. Pediatri hekimleri aşının 12 yaş altı gruplarda da uygulanmasını beklerken Kongre Başkanı Profesör Doktor Özgür Kasapçopur, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 12 yaş üstü 500 çocuk üzerinde uygulanan aşının sonuçlarını paylaştı. Yaklaşık 500'e yakın çocuğumuzun biz verisine ulaştık. Bu çocuklarımızın tümü kronik romatizmal hastalığı olan çocuklardı ve 12 yaş üstünde aşılanmışlardı. Bir tek hastamızda yatış gerektirebilecek, 500'de bir bakın bunu vurgulamak istiyorum. Bir hastamızda yatış gerektirebilecek bir durum oldu. Aşı hastalığa karşı korurken aşı olmayanlar arasında hastalık giderek yayılıyor. Zonguldak Ereğli'de aşı olmayan Yumurtaş ailesinin 4 üyesi de hastalığa yakalandı. Baba oğul hayatlarını kaybetti. Anne ve oğul hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Tabiri caizse bir yaprak dökümü oldu 10 gündür. Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyoruz. Kırıkkale'de de koronavirüs can aldı. Aşı olmayan 7 aylık hamile 38 yaşındaki Tuğba Altıntop yaşamını yitirdi. Sezaryenle kurtarılan bebeğin ise hastanede tedavisi sürüyor. Bir izleyicimiz demiş ki staj mağdurlarını aldattınız, kandırdınız, oyaladınız. Bu mağduriyeti giderin ama bu binlerce insanın mağdur olduğunu gel de anlat. Stajın sigortalı sayılmaları için stajın ilk gününün baz alınmasını istiyorlar. Staj, çıraklık bu ülkede çok önemli. Çok önemli. Bu çocukların hayal kırıklığına uğramamasını sağlamak lazım. Onların üzerinde bu ekonomi yükseliyor. Farkında mısınız? Bu arada da deniyor ki işte çalışacak kimseyi bulamıyoruz filan, öyle şeyler de söyleniyor ya iş dünyası, öyle şeyler söyleniyor. Ya çalışacak kimseyi bulamıyoruz diyorlar. Çalışacak kişiyi işe aldığınızda günde 15 saat çalıştırıyorsunuz, bunu kimse söylemiyor ama. Efendim geçelim şimdi bir başka haberimize. SMA'lı yavrularımız, hep dile getiriyoruz. Yardım bekleyen pek çok yavrumuz var. Bu yavrularımızdan bir tanesi efendim Asya bebek. Kendisi derdini tasasını anlatmış, yakınları, ailesi. Aslında Sağlık Bakanlığı'ndan Türkiye'deki prosedürlerden ve tedaviden de faydalanmış. Ama bir gen tedavisi var biliyorsunuz ve Türkiye'de çalışmıyor, kabul edilmedi. Onun da sesini haberimize göre Rumlar duymuş. İnfluenza tedavisi Asya'nın kas erimesini durdurtmak amacıyla biz almayı kabul ettik. Esas hedefimiz, amacımız Zolgensma'dı. O hedefe ulaştılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan SMA hastası Asya'nın tedavisini Güney Kıbrıs Rum kesimi Sağlık Bakanlığı ücretsiz olarak karşılayacak. Asya Bebeğin Çocuk Hastanesi'nde fizik tedavisine başlandı. İlacı alacağı güne hazırlanıyor şimdi Asya Bebek. Çok güzel bir haberimiz var. Her yolu denediler. SMA tip 1 hastası Asya Polatlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Önce Türk vatandaşı oldu. Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığı tedaviyi alabilmek için. Ama o tedavi yeterli değildi ve 2.4 milyon dolarlık gen tedavisi gerekiyordu. Ailesi kampanya başlattı. Asya hayatı, hayat için sesinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde SMA'lı bebeklerin gen tedavisinin karşılanması için yürüyüş ve protestolar düzenlendi. Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunuldu. O çağrıya cevap adanın güneyinden geldi. Güney Kıbrıs Rum kesiminden Sağlık Bakanı Asya bebeğin tedavisinin karşılanacağını, gen tedavisinin yapılabilmesi için sağlanacak ilacın siparişinin verildiğini, ilacı üreten şirketin ilacı teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı. Asya bebek spinoza tedavisi gördüğü Ankara'dan Güney Kıbrıs Rum kesimine getirilerek gen ilacını alma sürecine girdi. Motorları maviliklere süreceğiz. Zaman lütfen oldu gerçekten.
Türkiye'deki SMA tip 1 hastası bebeklerde onları hayata bağlayacak haberi bekliyor. O bebeklerden biri Destan Duru Evren. Gen tedavisine ulaşabilmek için Duru'nun kilo almaması gerekiyor. Ancak kampanya henüz tamamlanmadığı için zaman daralıyor. Tüm aileler gibi Evren ailesi de bu acıyı çekiyor. Biz çocuğumuzu şu anda maalesef aç öğütüyoruz. Birçok anne babanın çok zoruna giden tek şey bu zaten. Yavrularımıza şifa dileyelim. Ben bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu vakanın, o yavrumuzun hikayesinin Türkiye'de ses getireceğini düşünüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu fırsatı değerlendireceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum. Bunu Rumların eline bırakmayıp Türkiye'de de bir vesile olarak, bu derdi anlatmak için bir vesile olarak diğer çocuklarımıza da belki örnek bir yol teşkil edecek şekilde Türkiye'nin üstleneceği bir fırsat olduğu kanaatindeyim. İnşallah öyle olur. Şimdi reklam arası, bir dakikada buluşmak üzere. Ben bir dakikada neden bahsedeceğimi düşünürken bir izleyicimiz mesaj yazmış. Şile'de, İstanbul'da, Sortumlu köyünde hiç internet yok demiş. Hiç. Sıfır internet. İnternet sağlayıcılara bununla ilgili sorumluluk üstlenmesi gerekenlere duyurulur. Bu ülkeye internet veremiyorsunuz yeterince. İnternet kalitesi anlatıldığı gibi değil, iyi değil dünyayla kıyaslandığında. Ama herkes bu ülkede birilerinin servet kazandığını veya zengin olduğunu görüyor, biliyor. Servetle zenginlik aynı şeyler değil. Onun için ayırdım. Servet hepimizin, bu ülkenin. Zenginlikse şöyle bir şey. Herkesi kastetmiyorum elbette. Yani bir bölümü elbette istisnadır, ayrıdır. Ama zengin olduğunu, parası olduğunu kanıtlamak için para harcayan insanlar var bu ülkede. O kadar çok ki. Zenginlik böyle bir şey değil. Veya servet böyle bir şey değil. Zenginlik böyle bir şeyse bile. Zenginliğinizi, paranızın olduğunu kanıtlamak zorunda kalmamalısınız. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra Kanunsuz Topraklar dizisi var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere. Mecnun'a Leyla.